İstanbul Sözleşmesi 2011'de İstanbul'da imzalanan bir Avrupa Konseyi sözleşmesi nedir? Kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek ve bunlarla mücadeleye yönelik bir Avrupa Konseyi sözleşmesi. Uluslararası bir sözleşmedir. Biz de bu sözleşmeyi ilk imza atan ülke olduğumuz için ve uluslararası bu sözleşme kanun hükmündedir. Neyi söyler bize sözleşme? Dört tane önemli unsuru var. Sözleşme diyor ki toplumda öyle bir kadın erkek eşitliği yarat ki şiddet ortaya çıkmaktan korksun. Kadına şiddet olmasın. Cinsiyet eşitliğini sağla. Tabii ki bizim gibi gelişmekte olan ülkeler bunu hemen sağlayamayacaklardır. Bu pek mümkün olmayabilir. Zaman isteyecektir. O zaman bunu hemen sağlayamayacaksan kadını koru kadını korumak için dolayısıyla biz 2011'de sözleşmeyi imza attık. 2012'de de 6284 sayılı yasayı kanun halinde zaten daha önceden 4310 sayılı aileyi koruma kanunu vardı. 6284 onaylandı. Kadını koru. Peki kadını koruyamıyorsan diyor İstanbul Sözleşmesi koruyamadın oldu yapamadın koruyamadın o zaman kovuşturmayı iyi yap Adil bir yargılama yap, suçlululara cezasını ver, suçlu suçunu çeksin, kadına da sonrasında bu şartlarda yine koru. Sonra tekrar talepkar İstanbul Sözleşmesi diyor ki, bunlarla yetinmiyorum. Zaten rahatsız olunan kısmı da bu. Kadını güçlendir, geleceğe dair kadına öyle çalışmalar yap ki kadın güçlensin, toplumda kadın şiddet görmesin. Bunun için bütüncül politikalar izlediyor. Yani İstanbul Sözleşmesi hükümetlere yaptırım, devletlere yaptırım getiriyor. Çünkü kadınların güçlendirilmesini isteyen bir sözleşme. Aslında İstanbul Sözleşmesi kadına şiddeti insan hakkı ihlali sayan uluslararası ilk sözleşmedir. Bu anlamda çok anlamlı ve önemli. Çünkü biz kadınlar artık zavallı varlık olarak görülmekten, ikinci sınıf vatandaş olarak görülmekten yorulduk. Bunun devamlı gündemde tutulması da çok kötü. Eşitlik sağlandığı zaman bu olmayacak ama sürekli bunlar gündemde tutuluyor. Bu bütüncül politikalarla bunlar giderilebilir ama bu bütüncül politikaları hükümete getirilen yaptırımları Maalesef e, istemeyenler oldu ve baskılar sonucu da dün gece apar topar ani bir kararla gece yarısı operasyonu ile adete Cumhurbaşkanı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik. Anayasamızın 90. maddesine göre uluslararası sözleşmeler kanun hükmündedir ve 104. maddeye göre de temel hak ve hürriyetler ee, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle değiştirilemez aslında bir anayasa ihlali de var anayasa mahkemesi de bunu iptal edecektir yani kadın cinayetlerinin daha da artacağını kadın cinayetlerine kadın katillerine daha rahat olacağını düşünüyoruz çünkü e, bu bununla birlikte e, o insanlar suçlular çok daha rahat olacaklar ve milyonlarca kadın bu sözleşmeyi destekleyen milyonlarca kadına hiçsiniz denildi, hiçe sayıldı. Bizlerin birçok insanın, milyonların iradesi hiçe sayıldı. Ve bu tip sözleşmeler e, alındığı gibi imzaya konulduğu şekilde çekilebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi karar vermişti buna girmeye. Yine AKP hükümeti zamanında buna karar verilmişti ama cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıkıldı. Bir meclis kararı yok. Bu AKP MYK'sında bile reddedilmişti. Birçok kadın bu çok siyaset üstü bir meseledir kadın cinayetleri artacaktır ikincil mağduriyetler artacaktır kadını koruyamıyorduk bununla birlikte daha fazla bunlar artacak yani hükümet bütüncül politikalara yanaşmak istemiyor gibi görünüyor ama burada şu anda hükümet de devre dışı zaten tek adam kararıyla sözleşmeden çekildik. Şimdi karşı çıkanlar iki sebeple karşı çıkıyorlar. İki konuyla karşı çıkıyorlardı. Birincisi dediler ki bu Türk aile yasasına, Türk aile geleneğine ters. Nedir ters olan? Çünkü 6.284 sayılı yasa bir takım tedbir kararları getiriyor ya diyor ki evden uzaklaştırma kararı veriyor. Ve e, karşı çıkanlar diyorlar ki siz kocayı evden uzaklaştırarak, kocayı daha çok hırslandırıyorsanız kocadır, döver de sever de bu bizim aile yapımıza ters. Şimdi burada şu unutuluyor ki evden uzaklaştırılan koca değil, evden uzaklaştırılan bir suçlu, kadına şiddet uygulayan insana bir başka insanın şiddet uygulayan bir suçlu evden uzaklaştırılıyor. Hiçbir şekilde koca uzaklaştırılmıyor evden. Bu unutuluyor. Yani Türk aile geleneğinde de böyle bir şey yok. Orta çağda milattan önce ta milattan önce Hun İmparatorluğunda Cengiz Han zamanında yani kadın kelimesi hatundan e, katun onun yanında kadın erkeğin tamamen eşi, evdeşi, yarim lafı bile yarımdan geliyor. Yani Türk geleneğinde böyle bir şey yok zaten. Türk geleneğinde kadın erkeğin tamamen yanındadır, eşidir, eştir. Kadın onun dört adım arkasında değildir. O Arap geleneğidir. Bir şey daha vardı karşı çıkılan bir madde daha vardı. Onda da e, bazı cemaatler çok buna karşı durdular ve tanıyorum Cumhurbaşkanı'na bu cemaatlerin çok baskısı oldu. Orada da işte bu e, cinsiyet lafından e, ayrımcılığından e, LGBT'de lafından e, işte dördüncü maddenin İstanbul Sözleşmesi 12 bölüm. 81 maddeden oluşan bir sözleşme. Dördüncü maddenin üçüncü bendinde diyor ki, şiddet için hiçbir dil, din, ırk ayrımı gözetilmez, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, işte göçebe kadın, mülteci kadın, engelli kadın, hiçbir kadın ayrımcılığa uğratılamaz diyor. Bu cümleden rahatsız oldu bazı kesimler. Ama şunu unuttular ki hiç kimse özenerek eşcinsel olmaz. Yani bu maddeden şimdi düşünün ki kolluk kuvvetlerine bugün bir eşcinsel başvurdu. Şiddete uğramış bir eşcinsel. Kolluk kuvvetleri ona ne diyecek? Gitsen eşcinselsin biz seni korumuyoruz mu diyecek. Burası bir hukuk devleti ve biz insan hakkı ihlali yapamayız. Şiddet bir insan hakkı ihlalidir. Herkesin yaşam hakkı vardır. Ve şu unutulmamalıdır ki özenilerek eşcinsel olunmaz. Ve şu da unutulmamalıdır ki evet bazı cemaatler buna karşı çıkıyorlar ve Cumhurbaşkanı'na çok baskı yaptıklarını biliyoruz. Ama milyonlarca kadın bu ülkede bunun içinde bakın burada siyaset yok. Milyonlarca birçok partili, birçok farklı siyaseti güden kadın İstanbul Sözleşmesi'ni istiyor. Çünkü her kadın ister ki zor koşullarda devlet kadının arkasında yanında olsun. Bir vatandaş olarak, kadın da eş olarak yani kendini insan olarak devletin güvencesinde hissetsin. Bu kadının isteği ve İstanbul Sözleşmesi devletlere yaptırımlar getirerek bunu istiyordu. Yani diyor ki kadın da eşit vatandaştır. Erkekle eşittir. Eşit haklara sahiptir. Bunu her kadın ister. Dolayısıyla bunu isteyen milyonlarca kadına Sayın Cumhurbaşkanı dün gece siz bir hiçsiniz. Ben sizi hiçe sayıyorum demiştir.